Ben seni... Yani sizi düşündüğüm için söylüyorum. Lütfen arabaya geçer misiniz? Beni bu kadar boğduktan sonra iyiliğimi düşünmeniz yersiz. Teşekkür ederim. Ben kendim bilirim. Ya durun lütfen. Bakın hava esiyor. Hasta olacaksınız. Bu benim problemim. Ya ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? En başından beri yapmam gereken şey. Ya bırakır mısınız beni lütfen? Rica ederim, biraz susar mısınız? Hasta olmanıza izin veremem. Hiç gerek yok. Ben gayet iyiyim. Mutlaka iyisinizdir. Buyurun, arabaya geçin. Buyurun. Gelin şöyle. Lütfen. Lütfen, geçin. Gelin şöyle. Tamam. Tamam. Bakın siz yanıyorsunuz. Çok ateşiniz var. Söylemiştim size. Endişelenecek bir şey yok. Ben gayet iyiyim. Rica ediyorum açın kapıyı. Hiçbir yere gidemezsiniz. Donuyorum. Tamam, tamam korkmayın tamam mı? Ben yanınızdayım. Tamam, tamam. Tamam. Çalış hadi çalış ya. Allah kahretsin ya. Allah'ım lütfen yardım et bana ya. Yok çekmiyor. Hiçliğin ortasında kaldık resmen. Dur. Ya dur, dursana. Ya. Bu sefer işimi şansa bırakamam. Dur. Bana yardım etmelisiniz. Arabada hastam var da. Ne oldu? Ya arabam arızalandı. Hanımefendi de rahatsızlandı. Telefon çekmiyor. Lütfen bana yardım edin. Hemen hastayı taşıyalım vakit kaybetmeden. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Aa, ne oldu? Zehra, yine ne oluyor? Ne oluyor? Ne demek oluyor bu şimdi ya? Tamam, bir saniye şöyle, tamam. Yatın şöyle, ayakkabınızı çıkaralım. Emre, ya sana sesleniyorum, niye cevap vermiyorsun? Ne oluyor burada? Yeliz, mutfağa söyle hemen soğuk bir kompres hazırlasınlar, tamam mı? Ne olduğunu söylemeyecek misin? Hicran Hanım hastalandı. Ateş çok yüksek, düşürmemiz gerekiyor. Nasıl ya? Nasıl hastalandı? Siz neredeydiniz ki? Niye hastaneye götürmedin de buraya getirdin? Emre, dur uzaklaş. Ya bulaşıcı bir hastalıksa onu hemen hastaneye yollamamız lazım. Bak çocuk var evde, ne yapıyorsun sen? Ay. Ay. Alo Mehmet, acil bizim eve gelmen gerekiyor. Kızımın bakıcısı Hicran Hanım hastalandı. Ateş çok yüksek. Tamam, sen gelene kadar biz soğuk suyla rahatlatmaya çalışırız. Tamam, tamam bekliyorum. Görüşürüz. Emre dur, uzaklaşsana ya. Yes. Fena üşütmüş. Ya ben onu o kadar uyardım ama inat etti, dinlemedi ki beni. Başta zatürreden şüphelendim. Ama o kadar hızlı ilerlemiş olamaz. Yine de net bir şey söylemek için henüz erken. İlk tahlilde bunları kullanalım. Tamam, biz hemen temin ederiz bunları. Eğer ateşi düşmezse hiç vakit kaybetmeden hastaneye götürün Emre Bey. Bunun için hastanın yanında biri mutlaka bulunsun. Yalnız kalmasın, gözlemleyelim. Tamam Mehmet, ben hallederim. Aşk olsun Emre'ciğim. Ben ilgilenirim Hicran Hanım'la. Çok teşekkür ederim Mehmet. Uğurlayayım ben seni. Keşke ölse. Bol bol sıvı tüketmesi lazım. Zorla da olsa içirin lütfen. Tabii, tabii ki. Zehra, bakar mısın? Buyurun Emre Bey. Bu reçeteyi Süleyman abiye ver. İlaçları hemen alsın. Tabii efendim. Merak ettim de Hicran Hanım daha iyi olacak mı? Daha iyi olacak, merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Herhangi bir durumda beni arayabilirsiniz. Hanımefendinin durumunda da bir değişiklik olursa bana bilgi verin. Hiç endişen olmasın Mehmet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Ya ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? En başından beri yapmam gereken şey. Ay yavrum, ne oldu sana böyle bir güzel kızım? Nerede üşüttün sen böyle? Ah. Durumu nasıl? Bir gelişme var mı? Hiç kendinde değil, hiç. Yanıyor bir çare. Emre Bey, ne yapsak acaba? Bir hastaneye falan mı götürsek? Ha? Durumu hiç iyi değil bu kızın. Süleyman abi geldi mi? Eli kulağındadır, şimdi gelir. Tamam, o gelsin. Eğer ilaçlar fayda etmezse o zaman hastaneye kaldırırız. Ben o zaman ona güzel bir çorba yapayım, bol limonlu. Hem şifa olsun yavruma. Siz bir şey ister misiniz Emre Bey? Yok ablacığım, sağ olasın. Tamam. Aramıza hoş geldiniz. İyi misiniz? Neredeyim ben? Rahatsızlandınız, ateşiniz yükseldi. Ben de sizi konağa getirdim. Durun, yormayın kendinizi. Bir saniye. Tamam. Gelin şöyle. Yastığınızı düzeltelim. Geçin. Heh. Ben de çorba getirdim, ona sıcak sıcak içsin. Şifa olsun benim güzel kızıma. Nedim abla, hiç iştahım yok. Sonra içsem olur mu? Sen onu dinleme abla. O çorba bitecek. Hadi bakalım. Oh, şifa olsun. Afiyet olsun. O çorba bitecek, ona göre. O çorba bitecek. Aç bakayım ağzını. Oh! Şifa olsun benim Hicran'ıma. Hiç canım istemiyor Nedim abla. Ağzımın tadı yok. Hicran'ım, doktor bol bol sıvı almanı söyledi. Bak ben bunu kendi ellerimle sıktım sana. Hadi bakayım iç, şifa olsun. Hadi. Ah. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi görünüyorsun. Havalar bu kadar güzelken nasıl başardın hasta olmayı? Burak Bey, siz hazır buradayken ben acaba bir mutfağa gidip gelsem olur mu? Tabii ki. Bizi 3. Dünya Muharebesi'nden ancak ve ancak siz kurtarabilirsiniz. Pardon, anlayamadım. Mutfağa gidince anlarsınız. Eyvahlar olsun. Zehra gene ortalığı alt üst etmiştir. Eyvah, eyvah, eyvah. Düşüyordum da. Hay Allah. O küçük hapşırıkları ciddiye almadın. Sağlam üşütmüşsün. Ya biraz ince giymişim. Ve üstüne bir de rüzgar yiyince... Şifayı kaptın. Şaka. Yani sen şu an şaka yapıyorsun değil mi Emre? Çünkü ben ne dediğini anlayamadım senin. Ne oluyor? Eliz bak. Bak burası senin evin. İstediğin kadar da burada kalabilirsin. Hatta istersen bir ömür boyu. Ama... Ama ne? Bu doğru değil Eliz. Bu evlilik, bu nişan... Bu doğru değil. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Eliz bak. Biliyorum... Bunu benim sana daha önce söylemem gerekiyordu ama... İnan ben de daha yeni emin oldum. Emin olduğun ne Emre? Duygularım Eliz. Duygularım. Senin hissettiklerinin karşılığı bende yok. Özür dilerim. Eliz. Bir şey demeyecek misin? Babacığım. Prensesim. Nasılsın bugün? Az şekerli. O ne demek öyle? Tadım yok demek. Ne oldu bir tanem? Senin canına bir şey mi sıktı? Hicran ablam hastaymış. Öyle diyorlar. Öyle bir tanem. Ama merak etme. Yani bir iki güne iyileşir. Ama anneannem Hicran ablamın yanına gitmeme izin vermiyor. Ben çok özledim onu. Hem gidersem hemen iyileşir. Değil mi baba? Kesinlikle öyle. Hadi gel, beraber gidelim. Yaşasın. Güzel dergisinim benim. Madam, buyurun. Hadi baba, neden girmiyoruz? Bir tanem, sen geç. Benim halletmem gereken bazı işler var. Ondan sonra geleceğim, tamam mı? Hicran abla, ben geldim. Hoş geldin Meleğim. Teksin değil mi Hicran abla? Evet bir tanem, tabii ki iyileşeceğim. Ama ateşim var sanki. Sen yanımdasın ya. Birazdan geçer. Geçmezse sabaha kadar beklerim. Bu hasta bakıcılık oyunu dersten kaytarmak için mi acaba? Hayır, Hicran ablamın iyileşmesi için. Şaka yapıyorum canım. Hem sen neden bu kadar korkuyorsun ki? Ateşi düşmezse hastaneye götürürüz. Hastane olmaz. Neden? Çünkü hastaneye giderse dönmez. Kanat takıp uçar. Annem gibi. Meleğim, ben senin hep yanında olacağım, tamam mı? Hiç merak etme. Hep, hep, hep. Hep. Babacığım. Prensesim. Hicran ablam daha iyi. Evet bir tanem. Öyle gözüküyor. Umarım daha iyisinizdir. Evet, teşekkür ederim. Çok daha iyiyim. Melekciğim, bu kadar teneffüs yeter. Gel biz derse geçelim hadi. Lütfen 5 dakika daha. Peki, o zaman bu seferlik böyle olsun. Ben seni sınıfta bekliyorum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. O elindeki ne baba? Bir tanem bu senin için. Hani sana bahsettiğim bir sürpriz vardı ya, o. Benim için mi? Hı hı. Al bakalım. Çok güzel, melek kolyesi. Hicran abla bak. Ne kadar güzelmiş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok anlamlı, çok zarif. 2 tane melek. Neden 2 tane? Bir tanem, biri sensin. Diğeri de... senin için kıymetli olan, hep yanında olsun istediğin kişi. Belki günün birinde paylaşmak istersin diye. Ayırır mısın? Tabii ki de bir tanem. Dur bakalım. Dolanmış. Heh. Gel bakalım. Bakayım. Al bakalım. Bu benim, bu da senin Hicran abla. Babam ve sen en çok sevdiğim ve hiç ayrılmak istemediğim kişilersiniz. Meleğim. Seni çok ama çok seviyorum. Çok mutlu ettin beni. Hadi tak baba. Ben... Hicran abla lütfen. Babam taksın. Tamam. Peki. Şimdi İzninizle... Pardon, şu saçınıza takıldı. Teşekkür ederim. Çok güzel olduk, anne kız gibi. Güzel kızım benim. Alo, Hicran abla, Ayşe ben. Elif'in kız kardeşiyim. Ha, merhaba Ayşe, Hicran ben. Sesini duyduğuma çok sevindim. Umarım iyisinizdir. Elif müsait değil mi? İyiyiz, yani sayılır. Ablam bahsetti mi bilmiyorum ama annemi hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Ablam da annemin yanında refakatçi kalıyor. Anladım canım. Çok geçmiş olsun. Elif müsait olduğunda beni araması gerektiğini söyler misin? Söylerim de hastanede çok telefon çekmiyor. Santral arızalanmış. Hastane yönetimi de telefon kullanmalarına izin vermiyor acil durumlar dışında. Ablam da onun için telefonunu bana verdi. Bir şey olursa ulaşabilsinler diye. Muhtemelen annem hastaneden çıkana kadar ablam sizi arayamaz. Merak etmeyin, olur mu? Öyle mi canım? Peki, anladım. O zaman sevgilerimi ve selamlarımı ilet lütfen. En kısa sürede görüşürüz. İnşallah, görüşürüz. Gelebilir miyim? Tabii, buyurun. Sizi merak ettim. Nasıl oldunuz? Çok daha iyiyim, teşekkür ederim. Size de zahmet verdim. Siz iyi olun, bizim yanımızda olun. Bu benim için önemli. Yani ben aslında sizi kırmak... Siz beni kırmadınız. Haklıydınız. Beni korkuttunuz. Ben hallederim. Buyur. Teşekkür ederim. Tamam mı? Hicran'ım ilaçlarını getirdi. Gel abla, gel. Gel. Emre Bey, sizin o çok sevdiğiniz bitki çayından da yaptım. Hicran'ım onu içerse turp gibi olur. İyi yapmışsın. Neyse, tekrar çok geçmiş olsun. Sen şu ilaçlarını iç bakayım önce. Heh, su nerede? Burada. Al bakayım. Tamam. Havalar da ısınıyor. Bahar. Benim en sevdiğim mevsimdir. Yenilik hissi veriyor. Siz en çok hangi mevsimi seversiniz? Yani bilmem. Hepsinin ayrı bir güzelliği var. Öyle, öyle tabii ama bahar başkadır. Sanki hayatın kendisi. Bitişlerin ardından gelen başlangıçlar gibi. Sürekli bir yeniliğe gibi. Yakında konuşulmaya başlar. O yüzden benden duymanız daha iyi olur. Biz Yeliz'le, yani Yeliz Hanım'la ilişkimizi bitirdik. Bir şey demediniz. Yani hayırlısı olsun. Hayatsız planlar yaparken başınıza gelenlerin kendisidir derler. Gerçekten öyle. Bir anda her şey değişebiliyor. Düzenimiz, alışkanlıklarımız, duygularımız. Çok pardon, izninizle. Umarım aynı sürprizleri hazırlıyordur hayat bize. Derviş amcam aradı da akşam yemeğe çağırıyor. Tam da bu akşam. Gitmesen olmaz mı? Yani uygun değilse. Rica ederim, olur mu öyle şey? Yani izin almanıza gerek yok. Aile her şeyden önemlidir. Haber vermeniz yeterli. Anlayışınız için teşekkür ederim. Yani amcamı kırmak istemem. Asıl ben her şey için çok teşekkür ederim. Siz hazırlanın, sizi ben bırakacağım. Ben o zaman Meleğe haber vereyim. Ya size de zahmet oluyor. Güvende olduğunuzu bilmek benim içimi rahatlatıyor. Merhaba. Merhaba. Çıkıyor muydunuz? Hicran Hanım'ın amcasını ziyaret etmek istedim. Herkese selamlarımı iletin. Bu arada kolyeniz çok şıkmış. Meleğin hediyesi. Meleğin doğum günü için tasarladığım kolye. 2 parçaydı. Melek bir parçasını Hicran Hanım'a vermek istedim. Canım benim. O da aynı babası gibi. Çok ince fikirler. Neyse. Ben tutmayayım size. Sen dönecek misin Emre? Döneceğim. Görüşürüz. İyi günler yazın. Size de. Dönüşte bir sürpriz de ben yapacağım ikimize. Ama önce şu konaktakilerden kurtulmam lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Derviş ve sevgilerimi, saygılarımı ilet. Davet etse miydim? Ayıp mı oldu acaba? Derviş Bey'e de bir selam vermek isterim desene Emre. İyi günler. İyi günler. Hadi Hicran, ne duruyorsun? Git eve. Gitme. Biraz daha kal. Bir dakika abi. Buyurun. Dönecek misiniz? Yani eğer dönmek isterseniz haber vermeniz yeterli. İpek. Hicran ben. Merhaba, çok memnun oldum. Ben de İpek'ciğim. Tanışmışsınız göçmen kuşumuzla. Evet, tanıştık. Bir alem Elif'imiz daha oldu. Bana da öyle sarılmıştı. Aa, hoş geldin İpek kızım. Hoş buldum. Hadi geçin içeri. Benim pastaneye dönmem lazım Keriman teyze. İyi, sen bilirsin. Hadi geçin. Hadi. Gel, gel. Berkay. Elif dönecek. Merak etme. Sadece ikiniz için de biraz zaman ver, olur mu? O dönene kadar hatanı nasıl telafi edersin onu düşün. O kadar pişmanım ki Hicran abla. Hepinize karşı o kadar mahcubum ki. Umarım affedersiniz beni. Berkaycığım, affetmek çok kolay. Asıl önemli olan kırmamak. Ben zaten affettim seni. Eminim Elif de affedecektir. Bak, sen çok iyi bir çocuksun. Yapman gerekeni bulursun. Sağ ol Hicran abla. Ablalığın için, şefkatin için, her şey için sağ ol. Pusula hiç yanılmaz, hiç de yanıltmaz. Daha ağzımı açmadım reis. Nereden anladın? Gözlerin karanlığa baş kaldırmış yakamozlar gibi. Bir tek aşkla bakanlar böyle bakarlar. Otur. Evlat, hayatta ne kadar güzel şey varsa inşallah hepsini verir sana. Ama... Ama bir de aşkına karşılık bulamayanlar vardır. Ya yıkılıp bir köşeye çekilirler... ya da hırçınlaşıp akrep gibi sokarlar evlat. Dikkatli ol. Merak etme. Yeliz'le konuştum. Anlayışla karşıladı. O konuda içim rahat. Emin misin? O kız senin aşkından yanıp tutuşuyordu bir ara. Baştan yanlış verilmiş bir karardı. Bir sır uğruna hayatlarımız mahvolacaktı. Ben seni böyle acele verilmiş yanlış kararların adamı değil diyebilirdim. Meraklandım şimdi. Senin hakkında her şeyi biliyorum sanıyordum. Benim sırrım değildi reis. Yeliz'le beraber bana emanet edilmiş bir yüktü. Yıllardır sırtımda taşıyorum onu. Ama artık devam edemem. Yeliz'le evlenemem. Hicran Hanım yüzünden mi? Hayır. Yeliz'in Nazım Bey'in kızı olması yüzünden. Ölmüş karımın kardeşi olması yüzünden. Başta alışırım sanmıştım. Yaparım sanmıştım ama olmuyor reis. Yapamıyorum. Ben karımın kardeşiyle evlenemem. Bu da gecenin bonusu oldu. Ben senin yüzünden çok acı çektim Hicran. Şimdi sıra sende. Yakında konuşulmaya başlar. O yüzden benden duymanız daha iyi olur. Biz Yeliz'le, yani Yeliz Hanım'la ilişkimizi bitirdik. Daha dün gece söyledi bunları. Biz Yeliz'le, yani Yeliz Hanım'la ilişkimizi bitirdik. Neden o zaman? Neden? Tamam. Ben seni... Ya ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? En başından beri yapmam gereken şey. Gelin şöyle. Uzan. Tamam. Siz mi geldiniz? Simitleri sensiz yemek içimize sinmedi. Neyin var Hicran abla? Bir şeyim yok Meleğim. Biraz hastayım ya. O yüzden. Söyleyelim babama, doktor çağırsın o zaman. Gel bakayım sen buraya. Hem bak, sana sarıldım ya. İyileştim işte. Hadi geçin şöyle. Gel Meleğim. Bana sırtını döndün. Beni yarı yolda bıraktın. Gözümün önünde o bıkıcıyla cilveleştin. Aslında beni hiç hak etmiyorsun. Sadece ben mutlu olmayı hak ettiğim için buradasın. Nurten Hanım, görüşeceğimiz firmadan arıyorlar. Bir mazeret bul, durumu idare et işte. Sizinle vakit kaybedecek değilim. Yeliz! Yeliz! Ah, neredesin? Hangi odadasın? Feryal! Feryal dur Yeliz. Dedim! Bu an için bambaşka hayallerim vardı. Hayal kırıklığıyla yaşayabilirim. Ama sensiz olmaz. Aa, Feryal lütfen ne yapıyorsun? Uyuyor kız. Aman Allah'ım. Ne demek oluyor bu? Ay inanamıyorum. Aa, ne oluyor? Ne dönüyor bu evde? Bana da söyleyin. Feryal Hanım, sakin olun lütfen. Fevri davranmanın kimseye bir faydası yok. Bırakın da buna ben karar vereyim. Bir dakika, bir dakika. Feryal, durun. Feryal yapma. Bu nasıl bir rezillik böyle? Ben... ne olduğunu anlamıyorum. Dalga mı geçiyorsun sen Emre? Yoksa şuurunu falan mı kaybettin ha? Feryal, Feryal lütfen sakin ol. Hadi gel benimle. Hadi. Feryal gel, benim odama geçelim. İstemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Tamam, böyle oturtalım o zaman size. Lütfen buyurun. Dur ben sana bir su getireyim. Hayır, su da istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Feryal Hanım sakin olun lütfen. Nasıl sakin olabilirim sizce böyle bir durumda? Rezillik. Evet Yeliz. Evet ne? Senden bir açıklama bekliyorum. Nedir bu vaziyet? Benden açıklama mı bekliyorsun? Nasıl ya? Teessüf ederim Emre. Sen dün gece yaşananları, söylediğin o sözleri... hiçbir şey hatırlamıyor musun? Bir şey yaşanmadı. Emin misin? Yani Yeliz, bir şey yaşanmadı. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yazık. Çok yazık. Ben bunların hiçbirini hak etmiyorum Emre. Anne. Sen böyle bir rezilliği nasıl yaptın Yeliz? Nasıl? Bu mümkün olamaz. Allah'ım ne yaptım ben? Allah kahretsin! Of. Yakında konuşulmaya başlar. O yüzden benden duymanız daha iyi olur. Biz Yeliz'le, yani Yeliz Hanım'la ilişkimizi bitirdik. Neden? Neden? Ya ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? En başından beri yapmam gereken şey.